Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün kahvaltı sofralarınızın baş köşesine koyacağınız mutlama tarifiyle karşınızdayım. Dilerseniz Karadeniz bölgesine ait bu nefis tarifin yapılışına hemen başlayalım. Öncelikle 200 gram kolot peynirini küp küp doğrayalım. Kolot peynirinin özelliği kolayca eriyip uzaması, bu yüzden genelde kuymak ve muhlama tariflerinde kullanılır. Fakat bu aşamada dilerseniz kaşar peyniri, çeçil peyniri gibi farklı uzayan peynir çeşitlerini de kullanabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Peynirleri küp küp kestikten sonra 100 gram tereyağını bir tavaya alarak erimesini bekleyelim. Muhlama genelde bol tereyağlı yapılır fakat tercih etmiyorsanız tereyağı oranını yarı yarıya azaltabilirsiniz. Yağımız tamamen eridiğinde 2 yemek kaşığı mısır ununu ekleyerek karıştıralım. Bu aşamada ocağı çok yüksek ateşte açarak unu yakmamaya dikkat edelim. Biraz kokusu çıkıncaya kadar kavurmanız gerçekten muhlamaya ayrı bir lezzet verecektir. Unu 1-2 dakika kavurduktan sonra 1 su bardağı suyu ekleyelim. Karışım krema kıvamına gelip kaynamaya başladığında doğradığımız peynirleri tavaya ekleyebiliriz. Burada hatırlatmak istiyorum, bu tarifi yaparken sürekli karıştırmanız önemli. Peynirler iyice eriyip uzayacak duruma gelene kadar kısık ateşte pişirmeye devam edelim. Gördüğünüz gibi uzadıkça uzayan muhlamamız servis edilebilir. Gerçekten hazırlaması çok kolay ve çok lezzetli bir tarif. Mutlaka herkese denemesini tavsiye ederim. Ben bu tarifi hazırlarken tuz kullanmıyorum. Peynirin tuzu bana yeterli geliyor fakat damak zevkinize göre istiyorsanız tuz ekleyebilirsiniz. Tariflerimi beğeniyor ve faydalı buluyorsanız, henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için de zili tıklamayı unutmayın. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.